Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Dün toplantı nedeniyle dersi biraz kısa kesmiştik. Bugün inşallah biraz ilerleyelim kitabımızdan. Fiilde kalmıştık. Kelimelerin türlerini işlemeye başlamıştık. Ee, i̇smi bitirdik. Şu anda fiilden devam ediyoruz. El fi'lu fiil. Huve kelimetun. O bir kelimedir ki tedul ala hadesin murtabitin bi zamanin. Bir zamana bağlantısı olan, bir zamanla ilintili olan bir olaya, vakaya delalet eden, onu ifade eden, onu anlatan kelimeye fiil denir. Mist. Ne gibi? Ketebe, yazdı. Yazdı, dikkat ederseniz geçmiş zamanda, görülen geçmiş zamanda, zamanla irtibatı olacak şekilde bir mana ifade ediyor. Yesma'u, işitiyor, işitir. Burada... Continuous tense ya da present tense her ikisiyle birlikte geniş zaman ya da şimdiki zaman ifade edecek şekilde bir zamanla ilintisi olacak şekilde işitme eylemini ifade ediyor. Ya da iclis, emir fiiller, fevriyet ifade ederler. Otur derken derhal otur aslında hemen otur, şimdi otur. Onun içerisinde zaman yokmuş gibi görünürse de emirler derhallik ifade eder. Derhal yerine getirilmesi gereken fiillerdir. O yüzden aslında hemen şimdi şu anda onun da bir zamanla ilintisi vardır. İsim dedik, bir zamanla bağlantısı olmaksızın, bir zamanla bağlantısı olmaksızın e, bazı varlıkları niteleyen, anlatan, onları bize ifade eden kelimeydi. Fiil zamanla bağlantısı olacak şekilde meydana gelen olayları bize anlatan kelimeler ve harf. Harfe gelince: "Ve huve ma dell'e ala ma'nen ve harf ma delle delalet eden ala bir mana fi gayrihi kendi dışında. Doğrudan kendisinin müstakil bir anlamı olmayıp da kendi dışında fi gayrihi kendi dışında bir şeylerle birleştiğinde ancak mana ifade edebilen e, dil yapılarına biz harf diyoruz. Bunlar harfler veleyse bir ismin burada bir ismin olmaz. Bismin onlar kendileri isim olmadıkları gibi vela fiilin fiil de değillerdir. Yani ne zamandan bağımsız olarak bir varlığı, nesneyi, şeyi ya da kişiyi niteler. Vela ne de zamanla bağlantılı olarak yapılan bir işi eylemi niteler. Bu ikisinin dışında isim de fiil de olmayıp ancak başka kelimelerle birleşmek suretiyle özür dilerim de kan beyarı açmam lazım. Alo hocam özür dilerim ya video çekimi yapıyordum. Biraz sonra döneyim ben size. Hayır aramadım. Ha o zaman sadece yönetim kurulu acaba? Belki. Yok yok hocam ben aramadım. Tamam hocam birazdan görüşürüz inşallah. Gençler özür dilerim. Ve huve ma ala ma'nen fi gayrihi. Kendi dışındaki etkenlerle birleşmek suretiyle bir manaya delalet eden kelimeye harf deriz. Biz şey dil yapısına harf deriz. Bunlar ve leyse bismin ne isimdirler ve la fi'alin ne de fiildirler. Ki harfler ve huve kısmani iki kısma iki bölme ayrılırlar. Dikkat ederseniz burada tercüme biraz hatalı olmuş. Yalnızca isme fiille beraber bulunduğunda bir mana ifade eden kelimeye denir. Burada o yazmıyor ve huve ma delle ala ma'nen fi kendi dışındaki şeylerle birlikte birleşince bir manaya delalet eden ve leyse ve olmayan bismin ve isim ya da fiil olmayan dil yapılarına biz harf diyoruz. Ve huve kısmani. Bunlar iki kısımda. Bir, huruful mebani. Mebani, mebna, bina, yapı kelimesinin çoğulu. Mebani, yan tarafta tekilini vermiştim. Bir, huruful mebani. O bildiğimiz normal sıradan hece harfleridir. elifbts elif, be, t, s gibi. İki huruful meani. Bir de meani harfleri dediğimiz e, harfler vardır ki veyha bunlar el hurufu harflerdir elleti terbitu bağlayan el af'ale bil esma'i. Fiilleri isimlere bağlayan ya da vel esma'e bil esma'i ya da e, isimleri isimlere bağlayan ev mi ev ya da yoksa min dendan ayrılma şeyi, lem medim adı geçmiş zamanda gibi ismi isme ya da ismi fiile bağlayan harflere huruful meani. Meani ma'na kelimesinin çoğuludur. Ma'anin aslında normalde sondaki ye düşer. Ee, ki bu harfler ve tusamme eydan huruful meani diye adlandırıldıkları gibi ve tusamme eydan adlandırılırlar. Ne olarak? Hurufel rabdi. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar semma yusemmi her zaman bir harfi ile gelir. Keşke bir hurufi rabdi deseydi. Kitapta bu sürekli devam edecek. Ve tusemme eydan hurufel abdi. Ee, hurufel rabdi, rabd harfleri, bağlaç harfleri olarak da adlandırılırlar. Bağlaç olarak da adlandırılırlar diyecek. Ama size tavsiyem siz bu fiili kullanırsanız her, her zaman b harfi ile kullanın. Ha, Bazı istilahat. Sarf ilmine girmeden önce Altyapı oluşturmak adına. Anlattığımız şey havada kalmasın. Neden bahsettiğimiz bilinsin diye. Bazı şeyleri netleştirelim. Niyetiyle hazırlanan bir başlık. Allah razı olsun müelliflerden. Hani bu kısmı gerçekten güzel düşünmüşler. El-Mufradu. mufret Ma dalla ala vahidin ev vahidetin. İster dişi ister erkek olsun. Tek bir şeye. Tek bir şeye delalet eden e, kelimelere müfret denir. Ke gibi. Ne? Veledun. Tek bir çocuğa. Bir erkek çocuğuna delalet eder. Bintun tek bir kız çocuğuna derhalet eder. Beytun tek bir eve delalet eder. Burada dişi ya da erkek ki tesadüf hepsi de erkek kalıplı. Arkadaşlar açık t'ler dişilik ifade etmez. Bintun kelimesi sonundaki t'den dolayı dişi değildir. Bu semai mühendis bir kelimedir. Beytun kelimesi sonunda t var ama müzekker bir kelimedir. Unutmayın ta-i dediğimiz yuvarlak t harfleri dişiliğe e, delalet ederken açık t'lerin böyle bir özelliği yoktur. Demek ki müfret neymiş? Nitelediği şeyin sadece bir tanesini ifade ediyorsa, sadece bir tanesini, bir kağıt, bir kalem, bir ev, bir kız, bir erkek tek bir şeye ifade e, delalet ediyorsa biz buna müfret, bizim Türkçedeki tekil diyoruz. Musenna Musenna dünya dilleri içerisinde sadece Arapçaya özel bir ara form. Bütün dillerde bir şey ya tektir, o tekil diye, müfret diye adlandırılır veya çoğuldur. İngilizce'de two pencils dediğiniz anda, iki kalem dediğiniz anda hemen sonuna s ekleyip onu çoğullaştırmak zorundasınız. Türkçe'de bir kalem kalemdir, iki kalem olduğu anda kalemler artık çoğuldur. Arapçaya özel Araplar iki çoğul kabul etmezler. Bu anlamda onların felsefesinde iki çoğul değildir. İkiden sonrası artık üç ve üzeri çoğuldur. Her ne kadar iki de aslında bir çokluğu ifade ederse de bu ara form müsenna denilen tesniye dediğimiz ara form onlar da vardır. Ma ala isneyni ev İki erkek ya da iki dişiye delalet eden kelimelere müsenna denir. Ne gibi? Kitabani kitabun kelimesinden kitabani medreseteyni medresetun kelimesinden medreseteyni talibani talibun kelimesinden talibani gibi el cem'u çoğula gelince ma dalla ala eksara min isneyni ev isneteyni iki erkekten ya da iki dişiden daha fazlasına delalet eden kelimeye de cemi denir. Cemiler arkadaşlar kendi içerisinde kendi başta geldiğinde zaten açıklayacağız. Üç ayrılırlar. Bir, cem-i müzekkeri salim dediğimiz kurallı erkek çoğullar. İki, cem-i müennes salim dediğimiz kurallı dişi çoğullar ve bir de cem teksir ya da cem mukesser dediğimiz kırık kuralsız cemiler olmak üzere kendi içerisinde üçe ayrılırlar. Cemi de üç ve üzerine ifade eden kelimeler çoğul kabul edilir. Ne gibi? Muhendisune. Bu bir cem-i müzekker salim. Vav'nunla gelen kurallı bir kelimedir. Tabii batun elif ve açık t ile gelen cemi müennes salim dediğimiz kurallı dişi bir çoğul kelimedir. Mesacidu bu da kırık cemi dediğimiz mükeser ya da cemut teksir dediğimiz e, kurala uymayan farklı kalıpları bulunan ve ancak Arap'tan duymaya, semaya işitmeye, ezberlemeye bağlı e, kendine ait kuralı bulunmayan kelimelerden biridir. Küçük bir hatırlatma yapayım. Bir kelimenin bir kelimenin kurallı çoğulu var diye bunun kuralsız çoğulu olmaz diyemeyiz. Hemen örnek vereyim burada. Mesela kafirun kelimesini düşünün. Kafirun. Bunun hem kafirune şeklinde cem-i müzekker salim çoğulu vardır. Kafirune şeklinde. Hem keferatun şeklinde kırık cemisi vardır. Hem de küffarun şeklinde kırık cemisi vardır. Yani demek istediğim şu. Bir kelimenin illa tek bir cinsten çoğulu olacak diyemeyiz. Burada olduğu gibi kafirune cem müzeker salim kalıbıyla kurallı çoğulu da olabilir. Keferatun ve küffarun da olduğu gibi e, kırık cemilerde olabilir. Yani bir kelimeyi tek şeyle bağlayamayız. Damayrut <laughs> mutekellim. Konuşan kişi zamirler. Bunlar neler? Ene ve nahnu. Yani eee kişi grup adına konuşuyorsa nehnu, şahsı adına konuşuyorsa ene, bunlara dam, damairul mutekellim konuşan kişi zamirler denir. Hiye bu zamirler ed damairu zamirlerdir elleti Dîdî yestahdimu kullandığı ha kendilerini el mutekellimu konuşanın. Konuşanın kendilerini kullandığı zamirlerdir. Niçin? Liddelaleti ala nefsihi. Kendine delalet etsin diye. Konuşan kişiye nefsihi bölü nefs enfusihim denilebilirdi. Konuşanların el mutekellimu bölü el mutekellimune. Konuşan kişinin ya da kişilerin liddelaleti ala nefsihi ev enfusihim. Kendisine ya da kendilerine delalet etmek üzere kullandıkları zamirlerdir. Ki bunlar nelerdir? Ene ve nahnudur. Damayrul muhatap, muhatap zamirlerine gelince konuşan kişinin Gözüyle gördüğü, karşısında sesini duyurabildiği ve bizzat kendilerine hitap edebildiği kişiler için kullandığı zamirlere gelince, bunlar nedir? Ente entume entum, enti entume entunne olmak üzere e, orta büyük parmakla şehadet parmağıyla ifade ettiğimiz herhalde bu el zamir parmak sistemini herkes biliyordur artık. Onlar da böyledir. Ente sen erkek için kullanılır. Entuma siz iki erkek için ve siz iki bayan için. Müşterek bir zamirdir. Entum siz erkekler. Enti sen bayan. Entuma siz iki bayan ya da siz iki dişi. Yani illa bayan da olmayan Şu iki pencereyi işaret ettiğimde de Hoş onlar ben anlamayacağı için entuma demeyiz onlara da. Veya entunne siz bayanlar olmak üzere zamirleri kullanırız. Damayrul gaib. Gaib huzurda bulunmayan, hali hazırda konuşan kişinin duyu organlarının dışında bulunan, kendilerini işitip göremediği kişi ya da şeyler için kullandığımız zamirler, bizim Türkçedeki o, gayb zamirleri, huzurda bulunmayan zamirler. Hiye bunlar damairu zamirlerdir. Elleti yestekdimuha kullandığı, el mütekellimu konuşan kişinin kullandığı, liddelaleti delalet etsin diye ala şahsin, bir kişiye, ev şeyin ya da bir şeye, nesneye, leysen mevcuden, mevcut olmayan, şeyin ise sıfatı dikkat ediyorsanız mevcut olmayan fi vaktil kelami konuşma anında. Konuşma anında orada var olmayan, orada bulunmayan bir şeye ya da kişiye delalet etmek üzere konuşan kişi tarafından kullanılan zamirlere biz dama'irul ga'ib, ga'ib zamirleri diyoruz. Bunlar nedir? Huve huma hum, hiye huma hunne. Ee, serçe parmağıyla onun yanındaki yüzük parmağında kullandığımız zamirlerdir. El -mevzun. Mevzun kelimesi belli kalba sokulmuş belli bir e, e, yapıya oturtulmuş İşte mühendis kelimesi mühe cemi yapılacaksa tesniye yapılacaksa mühendisani çoğul yapılacaksa mühendisune dikkat ederseniz belli bir kalba koyuyoruz bunu isim için de bu söz konusu olabilir. Fiil için işte feale o erkek yaptı. Feala iki kişi yapmışsa o iki erkek yaptı. faalu o erkekler yaptı derken belli standart bir kalıbı varsa ve biz kelimeyi ihtiyaca binaen o kalıbın içerisine koyup kullanıyorsak o kelime mevzundur. İstenen ölçüye, istenen kalıba, yapıya konulan anlamında mevzun. Ve tanımı şudur. El lafzu lezi tukabelu hurufu bi hurufil mizani. İstenen ölçünün harflerine kendi harflerini sokabildiğimiz, onun karşılığına oturtabildiğimiz lafza biz mevzun diyoruz. Vezin o koyduğumuz kalıp, o koyduğumuz ölçü vezindir o. Huve o mukabeletul lafzi li hurufil mizani. İstenen ölçüdeki harflerin karşılığı olan şeydir. Şimdi ben e, işte çıkarmayı ifade edeceksem haraca kelimesini ahraca'ya dönüştürürüm. O benim ihtiyaç duyduğum vezindir. Bir şey bir yerden bir kereliğine çıkarmışsam kullanacağım şey bellidir. Ahraca tuttum. Haraca fiilin önüne bir elif koydum. Onu ahraca'ya dönüştürdüm. Artık ahraca benim ihtiyaç duyduğum amaç doğrultusunda mevzunumdur. O ehracenin efale kalıbı ise veznidir. Yani ben onu geçmiş zamanda ifade edeceksem. Ya da mesela bir yerden sürekli bir şey çıkarıyorsam istekraca kullanmam gerekir. O istekraca e, sabit istefale benim veznimdir. Ben haracayı o istefale veznine koyup istekraca'ya dönüştürdüğüm anda o fiil de benim mevzunum olur. Mizana gelince az önce de dedik o standart ölçü bilinen, değişmeyen, sabit kalıp da mizanımızdır. Yorafu bilinir. Bir vasıta Bu mizan, ölçü, miqyas sayesinde. Miqyas kelimesinin çoğulun mekayistir. Yan tarafta verdim. Bir vasıta Onun aracılığıyla bilinir. Ne bilinir? Veznul mevzuni. O kalıba konulacak kelimenin ölçüsü sabitesi bilinir. Bununla gereken işlem yapılır. Ve bu mukevvenun oluşur min selaseti usulin üç asıldan oluşur. Ki bunlar bizim köklerimizdir. Arapçada fiilin en sabit standart ismi hariçte tutuyoruz. En sabit standart şey nedir? Fe ale. Fe faul fiil diye adlandırılır. Ayn aynul fiil diye adlandırılır. Orta harftir. Lam lamul fiil diye adlandırılır. Fe ale. Ketebe. K Ke faul fiildir. Te aynul fiildir. B Lamul fiildir. Feale, kök, ölçü alınmak üzere vezinler oluşturulmuştur. Feale fiili üzerinden bütün geriye kalan kalıplar oluşturulmuştur. Feale, efale, feale, infale, is, e, in fe ifteale, istefale ale neyse işte 35 bab onlara ayrı ayrı o kalıplara aktarırsınız o vezinlere aktarırsınız ve her birinin diğerinden bir nüansı vardır. Kelimeye yeni bir anlam kazandırma özelliği vardır. İşte infale bir fiilin kendiliğinden gerçekleşmesini ifade eder. Ifte ale failin o fiili kendi istek ve rızasıyla yapma yaptığını ifade eder istefale bir şeyin yapılmasını talep etmeyi ifade eder gibi. Orada ihtiyaç her neyse neye ihtiyaç duyuyorsanız o vezne o kalba sokarsınız ve mevzunuzu elde edersiniz. Burada da her zaman için ihtiyaç duyacağınız kök harfleriniz bu nedir? selase usul dediğimiz üç kök harfimiz faul fiil, aynul fiil ve lamul fiil olmak üzere e, temel kök harfimiz budur. Ki Arapçada bir kelimenin İstahraceyi sözlükte günlerce arayın bulamazsınız. Yok. Orada harace köküne bakmanız gerektiğini yani temel kök harflerini bulmanız gerektiğini bilmezseniz ve harace kökünden bakmazsanız bir istahraceyi bulmanız sizin için söz konusu olmaz. El harful asli temel harf kök harfe gelince huvel harful lezi o öyle bir harftir ki la yeskutu düşmez fi tasarifil kelimeti Kelife, kelimenin farklı çekimlerinde farklı kalıplara bablara sokulmasında kelimeden düşmeyen orada kalan e, çünkü aslidir yani e, hakiki vatandaş bu şey değildir e, öbürler gibi göçmen değildir ve in sakata ki düşse bile bazı özel durumlarda düşse bile fehuve yeskutu bi illetin sarfiyetin bir sarf kuralına bir sarf illetine binaen düşer Normal şartlarda asla düşmeyen ama bir sarf illetine bir sarf Kur'an'ına binaen düşen. Mesela veade fiilini düşünün. وَعَدَى. Normal mazi söz verdi fiili. Bunu muzariye aktardığınızda yav'idu aydu. Şimdi dikkat ederseniz orada böyle affederseniz hayvansı bir görüntü veriyorsunuz. Tamam mı? Mesela Araplar bunu muhatabın karşısında hayvansı bir görüntü vermeyi sevmezler. Bunun için misali vavi dediğimiz misali vavi dediğimiz fiilleri maziden muzariye aktarırlarken onun başındaki vav harfini atarlar ve ade söz verdi yaidu söz veriyor yaidu kurt gibi çakal gibi ulumamak için muhatabın karşısına böyle bir görüntü vermemek için ne yapar sarf e, kaydesi gereği oradaki o vav harfini hasfeder ortadan kaldırır atar e, bu ona şey vermez Vav harfinin asli harf olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ve adenin üç kök harfinden faul fiil olan vav yine kök harftir. Bu onun bu gerçekliğini bu hakikatini değiştirmez. Sadece sarf kaydesi gereği böyle olur. Mesela işte emine fiilini e, ifal babına sokmak istediğimizde. Bir fiili ifal babına sokarken ne yaparız? Önüne fazladan bir elif getiririz. Harace, ehrace, kerume, ekrame gibi. Şimdi emine güvende oldu. Bunu biz güvene aldı ya çevirmek istiyoruz. Emine, emene. Emene. Keçi gibi mealiyoruz. Muhatabın karşısında yine böyle bir görüntü vermemek için ne yaparlar? İki tane Elif peş peşe gelir. Biri harekeli diğeri sakin olursa... ikinci sakin olan Elif'i tamamen asar harfine uzatırlar. Ve amen'i kendilerini incitmeyen... Muhatabın karşısında çirkin bir görüntü vermelerine neden olmayacak bir şekilde... Onu uzatarak e, yukarıya doğru asar harfiyle durumu ifade ederler. Ve bu iş biter. E, hani burada diyor yani... Normalde kelimeden düşmeyen düşse de belli bir kurala binaen düşen harflere harful asli diyoruz. Harfu zait harfu zait fiilin kendi kök harflerinden değildir. Çeşitli nedenlere binaen fiile eklenmiştir ama onun kendi malı değildir. Şimdi darabe dövdü. Darabe dövüştü. Birinci harfi elifle uzattım. Müfale babına soktum ve fiili işleş hale getirdim. Darabe dövdü, darabe dövüştü. Ve'ade söz verdi, ve'ade sözleşti. Ben orada bir amacım vardı. İşin, eylemin karşılıklı yapıldığını ifade etmek ihtiyacım vardı. Ve bunun Arapçadaki karşılığının babı olduğunu biliyordum, tuttum. Birinci fa'ul fiil dediğimiz birinci harften sonra bir elif ekledim. Bu elif, kök harflerden biri değil da, ra, be. Benim asli harflerim bu üçü. Da, t, ra, be. Ha. Getirdiğim elif ihtiyaca binaen getirdiğim bu elif harfi mezit harftir. Yani fiilin kendi kök harflerinden olmayan belli bir amaçla, belli bir amaca hizmet etsin diye fiile eklenenlere biz e, el huruful zaide ya tekil ile el harfu zaid deriz. Huve bu zaid harf el harfu lezi o harftir ki yudafu eklenir ilel hurufil asliyeti. asli harflere li garadin ma. Herhangi bir amaçta. Garadun, agradun. Onu yazmamışım hemen yazayım burada. Garat amaç gaye, hedef anlamına gelir. Çoğulu agrattır. Garadun, agradun şeklinde kelimemiz gelir. Garadun, agradun. Li garadin ma. Arkadaşlar bu ma'yı kesinlikle tanıyalım. Bu şimdi Araplarda normalde virgül nokta çok yaygın değildir. Metnin içerisinde şu cümleyi ma gelir ve virgül olmaksızın eski bir metin okuyorsanız kesinlikle buradaki bu virgül olmaz ve cümle devam eder. Eğer siz bu ma'nın bu ma'nın eee Garadin ma ile tamlama oluşturduğunu ve herhangi Herhangi anlamı katan özel bir ma olduğunu bilmezseniz normal metinlerde tercüme yaparken çok ciddi hata yaparsınız. Eğer ben bu virgülü görmeyeyim, kapatayım. Ligara din ma vakade yanmayan, tutuşmayan bir amaçla, yani gerçekleşmeyen, meydana gelmeyen bir amaçla, o çok ciddi yanlış anlamaya müsait. Halbuki ligara din ma herhangi bir amaçla asli harflere eklenen harftir. Gerçek tanım bu. Buradaki vav yeni bir başlangıçtır. Ve kat kutu bazen düşer. Vav istinafiye daha önce tanışmıştık biz onunla. vekat kat kutu bazen düşer. Fi ba'di tesarifil kelimeti. Kelimenin bazı çekimlerinde kelimeden düşerler. Bu zayit harfler. Ha, <laughs> hurufu sahiha. Sahih harfler deyince vav ya elifin dışında kalan bütün harfler vav, wow, ya ve elifin dışında kalan bütün harfler hurufu sahihadırlar. Normalde Arapça 28 harftir. Evet Lam Elif, Lam ve Elif'in birleşmesinden oluşur ama e, mebani harflerin içerisine Lam Elif de Lam Elif olarak dahil edilmiştir. Onu da kattığınızda toplam harf sayısı 29'a çıkar. Bunların üçe, içerisinden 3 tanesi illetlidir. Ama aslında gerçek kök harflerimiz 28 tanedir. İlginç bir bilgi vereyim ben size. Kur'an-ı Kerim'de huruf-u mukattaa dediğimiz ee, yan yana geldiklerinde bir isim ya da fiil herhangi anlamlı bir kelime oluşturmayan toplam e, 29 surenin başında bulunan ki bunlardan e, 27'si e, Mekki'dir, iki tanesi Medeni'dir. E, 29 surenin başında bulunan huruf-u mukattaa vardır. Bu huruf-u mukattaa toplam 14 farklı Korelasyonu 14 farklı harfle oluşturulur. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu öyle bir meydan okur ki o o günün kendi belagat ve edebiyatıyla övünen Araplarına bakın ben size sizin kullandığınız harflerin yarısıyla sadece 14'üyle meydan okuyorum. Hadi getirin bu Kur'an'ın bir benzerini görelim. Bunu yapamadılar. E bir suresinin benzerini getirin. E bunu da yapamadılar. Çok ciddi bir meydan okudu. Ve Subhanallah bugüne kadar hala gerçekleşmedi. E, bu da Kur'an'ın mucizelerinden bir başkası. Neyse öyle bir ara başlık açtık. Hurufu sahiha. Hiye o harfler cemi'ül hurufi bütün harflerdir. Ma ada dışındaki elif, vav, ya. Bu üç harfin dışındaki bütün harflere hurufu sahiha denilir. Şimdi burada çok güzel dipnot. Kelimenin çekimi esnasında düşmeyen kelmeden düşmeyen. Düşse dahi sarf ilminin bazı kaidelerinden kaynaklanan bir sebeple düşen harfe asli harf denir. Katele kelimesindeki qaf ta, la bu üç harf faul fiil, aynul fiil, lamul fiil. Bu üç harfin üçü de asli harflerdendir. Bundan dolayı çekimi esnasında bunlar düşmezler. Örneğin katele, yaktulu, uktul, katil, mektul. Dikkat ederseniz 24 siganın bütün formunda ka, üç kök harfin üçü de her türlü mevcuttur. Ve kelmesine gelince, ve kelmesine gelince bir sebepten dolayı düşen. Bakın dikkat edin. Ve kelimesinde ve ade harfleri asli harflerdir. Fakat muzarisinde sarf ilminin bir kaidesinden dolayı vav harfinin ya veya kesra arasında olması halinde vav hasfedilir kuralı gereği vav hasfedilmiştir. Eyvallah. Kural geçti. Ee, burada üçüncü. Herhangi bir sebep ile asli harflere eklenen harfe zait harf denilir. Kelimenin çekimi esnasında düşebilirler. Şimdi ekrame. Elifi gizlediğimde bunun kök harfleri kerame. Tamam mı? Kerame. Bu üç harf kök harftir. Elifi ekledik ekrame. Bunu mazide muzariye dönüştürdüğünüzde yukrimu. Hani elif? Elif yok. Emrinde var. Ekrim. Emrinde var ama muzarisinde? Muzarisinde yok. Mukrim ismi failinde yok. Çünkü o onun kök harflerinden değil. Tamam bu da güzel bir dipnot düşmüş sağ olsun müellif. E, teşekkür ediyoruz kendisine. Huruful ille. illet harflerine gelince o sahih harfler dediğimiz e, 25 harfin dışında vav, e, ya ve elif 3 tane de illet harfimiz vardı. Onlar da selasetu hurufin, ahruf iş şık olurdu sanki. Hiye, el-elif vav ve ya olmak üzere vav, ya, elif. Toplam bu 3 harflerdir. İza taharraket hazihil huruf, bu üç illet harfi, vav, ya, elif harekelenirse bunlara hareke verilirse fehiye hurufu illetin fakat bu durumda onlar sadece illet harfidirler. Yani ikinci bir sıfatları, ikinci bir özellikleri, ikinci bir isimler yoktur. Onlar sadece ve sadece illet harfidir. Ne gibi? Havarun, havar kelimesi, havar. Bu kavakların e ...bir içeriden siyah damarlı olanları oluyor... ...bir de böyle süt beyaz olanları... ...bizim Türkçe'de akça kavak dediğimiz ha var, ...Arapça'da olur... ...ya da heyefun gibi... ...heyef kelimesi... ...bu heyfe fiilinden... ...heyfe... Yef, ...yeh yefu... ...heyfe aşırı nazik davrandı... ...çok kibar davrandı fiilinden... ...heyef... ...nezaket, kibarlık anlamlarına gelir... ...şimdi dikkat ederseniz... Burada vava hareke verilmiş. Ya'ya hareke verilmiş. Normalde bunlar sakat harfler. Mecbur kalınmadıkça bunlara hareke verilmez. Çok mecbur kalınırsa da verilecek hareke e, şeydir. Üstündür ki bunlarda üstün var. Bu durumda bu vav sadece harfu ille. ille harfidir. İkinci bir özelliği, ikinci bir sıfatı, ikinci bir ismi yok. Niye? Şimdi arkada başka neyi kastettiğini getirecek. Ve izâ kânet sakineten eğer bu illet harfleri sakin olursa ve qablaha hareketun ve kendilerinden önce de harekeli bir harf varsa la tunasibuha kendilerine uygun olmayan. Bu uygunluktan kastımız şu. Vav her zaman u sesini uzatır. Ya her zaman i sesini uzatır. Elif her zaman a sesini uzatır. Tamam mı? Bu anlamda kendisine uyum sağlamadığı halde yani ses uyumu kendisinin uzatacağı harfe uygun olmadığı halde kendinden önce harekeli bir harf var da illet harfi sakin olursa o zaman fehiye hurufa illetin ve linin. Onlar yumuşatma lin harfleri tecrütteki ve illet harfi olurlar aynı anda. Bak burada sadece illetti. Eğer bir sükunet yok ve kendisi harekelenmişse sadece illet harfi. Ama sakin olup makabli harekeli ise ama makablindeki hareke kendi doğal harekesi olan vava ötre getirmemişsin. ya'ya estre esre getirmemişsin. Elife üstün getirmemişsin. Kendisiyle uyumlu bir hareket değilse aynı anda hem illet harfidir hem lin harfidir. Ne gibi? Qaul gibi. Bey gibi. Dikkat ederseniz vav sakin. Vav'ın şey neydi? Uzattığı ses uydu. Kul olsaydı tamam mı? O zaman sıkıntı olmayacaktı. Eee yaanınki nedir? Bi estredir. Bi olsaydı problem olmayacaktı. Ama kendisinin e, sembolize ettiği, nitelediği, uzattığı e, harekenin dışında bir hareket söz konusu olduğu için burada hem illet harfidir hem de lin harfidir. Ve iza kanat eten... bu illet harfleri vav, ya, elif sakin olur da ve qablaha hareketun tunasibuhha kendisinden önce kendisine uygun bir hareket bulunursa. Uygunluktan kastımızı az önce anladık değil mi? Vav'a uygun olan U sesidir. Ya'ya uygun olan İ sesidir. Elif'e uygun olan A sesidir. Kendisine uygun bir sakin harf bulunursa bu durumda bu harfler fehiye hurufu illetin ve linin ve meddin. Aynı anda hem illet harfidir hem lin harfidir hem de met harfidir uzatır fiil gibi mel gibi tamam mı aynı anda 3 isim birden alırlar El kıyasu kıyas ölçü ve kıyasi kıyasiyu ve ölçüye uyan ölçülü. El kıyasu kıyas ölçü huve istihracu el kavaidi o kuralları ortaya çıkarmak, kuralları belirlemek ve ta'mimi, hayır miha olur mu ya? Ve ta'mimuha Arkadaşlar hemen mimin üstüne bir ötüre verin. Ve o kuralların umumileştirilmesidir. Önce dilin kurallarını belirlemek Sonra da onları genelleştirmeye kıyas Yani dilin ölçülerini, cümle kurallarını ya da kelime oluşturma kurallarını belirlemek, ortaya koymak istihracül kavait olur. Ha bu arada kavait, kaidetun kelimesinin çoğuludur. Kaidetun, kaide kural zaten bir şeyin üzerine bina edildiği temel anlamlarına da gelir. Çoğulu da kavaittir. Kaidetun kavaidu. Aşin olduğumuz şeyler zaten. Ha. Ba'de tetebbu'i kelamil arabi. Arapların sözlerini, Arapların dillerini iye tetebbu edip araştırıp inceleyip Ondan sonra onun kurallarını belirlemek, Sibeveyhin'in El Kitab adlı eserini düşünün. Ve ta'mimiha ve ta'mimuha ve onları genellemektir. Kıyasiyyu ölçülü olana gelince, Ha bu belirlediğimiz kurala uyan her şeyde de kıyasidir. Huve kullu o tümü masara yürüyen vifka uygun olarak kavaide e, Buraya iki esre koyun. E, süre gelen kurallara uyumlu şekilde yürüyen her bir kelimeye de her zaman kıyasi denilir. Yani kural dışı değildir. es Sema, semi'a se odan sema, işitmek. Semaiyu da işitmeye dayalı. Şimdi biz bazen semai müennes diyoruz. Ney? Harp kelimesi. Harbun sonda bir tay marbuta yok. Qidrun tencere kelimesi. Sonda bir tay marbuta yok. Bir dişilik alameti olmadığı halde semai olarak yani Arap'tan duymaya, Arap'tan kulak yoluyla almaya, onun dudaklarından işin gerçeğini öğrenmeye bağlı olan. Onu ondan işitmeye sema ona bağlı olarak muamele yapma, yaptığında o kelime artık semai. Es-sema'u huve telaqi lügatil arabiyyeti min ehliha müşafaheten. Huve o telaqi almaktır el lügatil Arap dilini min ehliha ehli olanlardan müşafaheten dudaktan kulağa. Dudak yoluyla Arap dilini işin uzmanlarından almaya sema' denir. es bu da bu yöntemle alınan şeydir. Huve kullu ma halefel kıyase vel Süre gelen kurallara ve ölçülere muhalefet eden her şeye semai denir. Dedi ki her bun dış görünüşte hiçbir dişilik alameti yok ama biz ona dişi muamelesi yapıyoruz. Bilinen sonunda te olmayan kelimeler ya da işte e, dişilik alameti olan elif bulunmayan kelimeler erkektirler. Genel kaide bu. Ama bu genel kıyasa, bu genel kurala süre gelen kaideye muhalif olan harp kelimesi dişidir. El harbul alemiyyetu. Sonra taid getirir, sıfat getirirken. Ona da semai diyoruz. El i'lal. Dün i'lal hakkında e, kelimenin içindeki illet harfinin dile kolaylık niyetiyle diğer bir harfe dönüştürülmesi kısaca bir tanımını vermiştik aslında ama e, burada yeniden tarif edecek. Dün de demiştim bunlar ileride kendi başlıkları geldikçe kullanılacak. El i'lalu. İ'lal şudur. Tagyirun bir değişikliktir. Yetra'u ala başına gelen ahadi hurufil illeti. illet harflerinden birinin başına gelen değişikliğe i'lal denir. Ki bu illet harfleri elif, vav ve yadırlar. Ya da ve ma yelhaku biha bu harflere birleşen bu harfler el kendisine hemze birleşen e, birleşmesi durumdur. Bi haysu itibariyle ki yuaddi haza tagayyuru ila. Şu itibarla ki bu değişiklik şunlara neden olur. Bir, Hazfil harfi ya harfi hazifle sonuçlandırır Harfi hazfetme sonucuna götürür bizi. Ev nakli hareketi ile harfi sahihi kablehu kendisinden önce gelen sahih bir harfe o illet harfinin harekesini aktarmak Zorunluluğu doğar bazen de. El kalbihi harfen ahara. Ya da illet harfini bir başka harfe dönüştürürüz. Mesela aklıma gelen hemen basit bir örnek. Kavele. Kelime kök harfleri. Kavele. Vav wow, sakat bir harf. Sakat bir harf olduğu için üstündeki kelimeyi hemen bir şuraya yazalım. l Kökü bu aslında. Kavele dedi. Vav diyor ki ya arkadaş ben sakat bir harfim durduk yere ne diye bana hareket veriyorsunuz ben bunu taşıyamam. E tamam dedik bunu üstünden aldık. E bu sefer illet harfi sakin makabli meftuh. Bir illet harfi sakin olup makabli meftuh olursa o illet harfi elife kalb edilir. Vava attım elife dönüştürdüm oldu kale. Aslında kelimenin kökü kavaleydi. Nereden biliyorum onu? Yekulu Muzari'de açıldığında kendi kök harfi. Aynul fiilinin ne olduğu orada açığa çıkıyor. Yekû. Orada vav kendisini açık ediyor. Kökünün vav olduğu ama buradaki e, ilal kaydesi gereğince elife dönüştürdüğümü artık biliyorum. Gibi. İlal de bu. Ve birinci bölüm. El kısmul evvelu el fi'lu. Ee, neyse inşallah ikinci baskıda bu hatalar düzelir. El fi'lu. Fiil huve kelimetun bir kelimedir ki tedullu ala hadesin bir olaya delalet eder. Murtabitin bağlı olan bir zamanin bir zamanla bir zamanla bağlı olan bir olaya, vakaya delalet eden kelimeye fiil denir. Tamam mı? Fiil denir. Bu arada hades kelimesini olay, vaka anlamına geldiği gibi hades kelimesi hadesun e, ehdasundur bunun çoğulu da ehdasun Affedersiniz dışkı, pislik anlamına da gelir. Kelimenin o kökünde bilelim. Hani hadesten taharet Türkçemizde namazın şartlarını sayarken kullanırız bunu. Enva'ul fiili, fiilin türlerine gelince. Bir, el ef'alu bi'atibari asaleti hurufihi ve ziyadetiha. El ef'alu fiiller bi'itibari, itibariyle asaleti hurufihi, kök harfleri ve ziyadetiha ya da fazlalık harfleri itibariyle fiiller kısmani iki kısma ayrılırlar. Bir, el fi'lu el mucerradu. Mucerred fiil. Yani kendisinin içerisinde kendinden olmayan her şeyden soyutlanmış. Yani kendi bünyesinde fazlalığa yer vermeyen fiillere biz el fi'lu el diyoruz. Ve huwa bu fi'lun bir fiildir ki kullu hurufihi bütün harfleri asliyetun kendi aslındandır kendi kökündendir yani içerisinde e, çeşitli amaçlara hizmet etmek niyetiyle eklenmiş herhangi bir harf bulunmaz amile bu bir mücerret fiildir katele bu bir mücerret fiildir ketebe bu bir mücerret fiildir işte ne bileyim dahrace bu bir mücerret fiildir yani kendi kök harflerinden başka fiil e, harf almamıştır. Ki bunlar da kendi içerisinde mücerret fiiller. Sülasi mücerret ve rubai mücerret. Bazen e, ki çoğunlukla yüzde %99 sülasi mücerrettir. 3 harften toplam oluşur ve üç kök harfi bulunur. Çok nadiren de 4 temel harfi bulunur. Zaten bunun humasi, rubaisi, işte sudasisi yoktur. Toplamda ya üçtür ya dörttür. Bir kelimenin mücerret hali 3 ya da 4 harfi olabilir. Diyor ki yan qasim ayrılır. El fiilul mujarrad mujarrad fiil ila iki. Fi'lin fi'lun sulasiyun mujarradun. Bir başlığımız da bu. Mujarrad 3 harfli fiiller. Darabe dövdü, akhaze aldı, kasibe kazandı gibi. Dikkat ederseniz toplam 3 harften ve 3'ü de kendi malı. Bir de fi'lun rubaiyun mujarradun dört harften oluşan dört harfinin dördü de kendi kök harfleri olanlar vardır ki ba'sere yaydı dağıttı saçtı Dehraca yuvarladı zelzele sallandı titredi fiilleri gibi. El fi'lul mezid şimdi bunlar kök harflerinden oluşanlardır yukarıdakiler. Bir de fiilül mezidler var. Demin de dediğimiz gibi belli amaçlara hizmet etsin diye bizim bile isteye kendisine harf eklediğimiz fiillere biz fiilül mezid diyoruz. Hu ve bunlar fiilün bir fiildir ki ba'du hurufihi harflerinden bir kısmı leyset asliyeten kendi kök harflerinden değildir. Ne gibi istamele. Biz elif, sin ve te'nin istifal babına sokmak üzere fiile eklendiğini biliyoruz. Kelimenin kök harfleri a, m, l. Bu amiledir aslında da. a, m, l. Bu üç kök harftir. Elif, sin, te. Bunlar fazladan gelmiştir. Bunu zihnimiz biliyor. Mezittir. Katele. Biliyoruz ki bunun kök harfi k, t, l. Gatale, tek taraflı öldürme. Bir kişinin karşı tarafa doğrudan tek taraflı bir eylem yapması. Ama katele karşılıklı öldürüşmeye çalışma. İşteş fiil. Buradaki elif her iki tarafın da birbirini öldürmeye çalıştığını, karşılıklı vuruştuğunu ifade etmek için benim amaçlı olarak eklediğim bir harf. Yani buradaki elif mezit, zahit fazlalıktır. Ya da tekatepe, tekadebe, karşılıklı yazışma. Eğer katebe olsaydı tek başına, katebe olsaydı bu da aslında karşılıklı yazışma olacaktı. Ama Anlardım ki yazışılan şeyin miktarı fazla değil. Eğer tekatebe demişse harf sayısının artması manada da ziyadeliği ifade eder. Bu karşılıklı yazışmanın miktarının fazla olduğunu benim zihnime fısıldar. Tamam mı? Burada ben T harfini ve K'den sonraki elif harfini ki bunun kök harfleri K, T, B. Bu üçüdür. Burada fazladan bir elif var ve başına da getirmiş fazladan bir elif var. E, tefaül babına sokabilmek için eklediğim bu iki harfin zahit olduğunu, mezit olduğunu zihnim bana söylüyor. Amaç da ne? Eylemin karşılıklı yapılışının miktar olarak fazlalığını ifade etmek. Bu amaçla ben bunu yaptım. Mülahaza. Dikkat. Önemli bir şey. huruf ziyade Zahid harfler şunlardır. Seeltumu niha. Seeltum se sordunuz. Ni bana ha onu. Sin harfi, elif harfi, lam harfi, ta harfi, mim harfi, vav harfi, nun harfi, ya harfi, ha harfi, elif harfi ve artı bir de şedde. Yani bir kelimeye eklenecek şeyler bunlardır. Bir kelimeye ihtiyaçtan dolayı ya da çeşitli amaçlarla. İşte fiili maziye şey getireceksiniz. E, muttasıl bir zamir birleştireceksiniz ve e, nun ekleyecek ya ekleyeceksiniz beni. Darabe dödü ya beni Darabe'ye olmuyor. Orada ya'nın bir özelliği var. Kendinden önceki harfi her zaman estreler, Böyle bir karakteri var. E, Esreleyemiyorsun çünkü fiili mazinin eee mebni bir fiildir o. Standartları var. Kendi standartlarının dışına çıkmayı kabul etmiyor. Darabeyi bozamıyorum. E, yağının illa estreleştirmek gibi bir ahlakı var. Tamam diyorum ya al şununu haydi estrele. Getirip bir nun koyuyorum orada ihtiyaca binane nunu vikaya dediğimiz işte getiriyoruz o onu orada estreliyor enerjisini onun üstüne boşaltıyor ve fiilin kendi aslına herhangi bir zarar vermiyor gibi çeşitli ihtiyaçlarla eklenecek harflerimiz sin, elif, lam, te, mim, vav, nun, ya, ha ve e, eliftir. Bir de şeddedir. Kasseme fiilinde olduğu gibi. Yan kasimu ayrılır. El fi'lül mezid. Bu arada ne kadar oldu dersimiz? O oh, uzatmışız. Yan kasimu ayrılır. El fi'lül mezidu. Mezid fiiller ila khamseti eksamin. Beş bölüme ayrılırlar. Bir fi'lun sulasiyun mezidun bi harfin arkadaşlar tenvin koyun tek esri olmaz burada tek bir harf ile e, ziyadeleştirilmiş sülasiler kök harflerimiz idi. önüne elif tek bir harf ekledik ehrace Haraca çıktı lazım bir fiildi ehrace çıkardı artık nesne alabilir ketebe yazdığı müteaddi bir fiildi katebe yazıştı birden fazla nesnesini almayı sağladı. Kâtebe karşılıklı yazıştı. Alime öğrendi. Tealleme öğrendi. Arkadaşlar burada şedde aynı harfi çoğalttığı için farklı dışarıdan farklı harf getirmediği için bunu da bir harf ile mezit grubuna koymuş. Yani buradaki mezit harf sadece t'dir. Ayın, lam ve mim kelimenin kendi, kendi kök harfleridir. Her ne kadar şedde olsa da yine aynı harfi çoğalttığı için bunu yine tek harfle mezit gruptan kabul edeceğiz. İki, fi'lun sülasiyyun mezidun bir harfeyni. iki harf ile mezit. iki harf ile harf sayısı arttırılmış sülasi fiiller. Kelimenin kök harfleri katele. üç harfti. E, önüne bir elif bir de nun getirdik. İn katele öldürüldü gibi. İktesebe kazandı ki kökü k s b idi elifle ta iftial babına sokmak için ziyade ile getirilmiş iftial babının fazlalıklarıdır. Tedarabe buradaki kök darabeydi. elif ve t te, tefaul babına karşılıklı vuruşmanın miktar çokluğunu darabe de karşılıklı vuruşmaydı ama tedarabe çokça fazlaca birbirlerinin karşılık vurdular anlamında ee, ne yaptı? Böyle bir anlam kattı ve e, iki harf almakla sayısını beşe çıkardı ve sülasi mezidin bir harfini kısmına girdi. Üç fiyalun sülasiyun mezidun bir selaseti huruf. Üç harf ile mezid olan sülasi fiiller. <laughs> İstekale <laughs> istifal babından istifa etti. İstektebe yazmasını istedi. Ketebe kökünden istektebe. E, i̇stamele amile çalıştı kökünden istamele kullandı ya da çalışmasını istedi. E, her iki şekilde kullandı olarak şey yapılır, geçer. Bunlar e, üç harfle mezid olan sülasi fiillerdir. Bir de fiilün rubaiyün mezidun bi harfin. Bu e, fiili gibi, ba'sara fiili gibi, zelzele fiili gibi e, fiillerin tek bir harfle. Bunların kökü dört harften oluşuyor. Aslen rubailer ama önlerine bir harf alarak tebaasara böyle tümden darmadağın oldu, saçıldı, düzeni alt üst oldu, her yere dağıldı. Tedahraca u taklalar ata ata yuvarlandı böyle. Çok fazla yuvarlandı. Öyle tek bir tur, iki tur değil. Tedahruc etti. Tezelzele çok çok sallandı, çok çok silkelendi gibi. Bunlar da bir harf almakla şey yapanlar. Yine ruvaylara de mezidun bir harfeyni iki harf eklemek suretiyle elde ettiklerimiz var. Itme enne behşet itmi inan buldu. İç huzuru buldu. Tamamen sükunet buldu. Kalbi huzura erdi. İkşarra <laughs> İkşarra fiili kelime olarak e, iç titremesi. Ne, nasıl tercih ürperdi. İkşi arra, ürperdi böyle. Tüler diken diken oldu. İçten titredi. İçten ürperdi. Ya da ifranka mesela. İfranka fiili olarak gelirse. Bu e, ada ya'du fiili adven, düşmanlık etmek. Ama ifranka e, şiddetli düşmanlık yapmak. Öyle basit düşmanlık değil. Budur işte böyle şiddetle adavet göstermek, şiddetle düşmanlık etmek. Bitmez ha. Bunları sırtında taşısan memnun edemezsin. Mümkün değil. Memnun etmen mümkün değil. İfran kafiyeli de bu anlamda gelir. El mizanu sarfi bir saniye bakalım ne kadar olmuş dersimiz. Tamam çok fazla uzatmayalım. Burada kalalım. Tekrar görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.